Deprem süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü. Geçmek, bilmek bitmedi. Konaklamaya kıyamadığımız, koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde. Eli öpülesi analarımızı, babalarımızı, nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü. Yine bir yıl önce bugün saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Değerli kardeşlerim, yaşadıklarımız asrın felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6.929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53.537 canımızı yitirdi. 107.213 vatandaşımız yaralandı. Kaybettiğimiz canların sadece 12.718'i Kahramanmaraş'taydı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen asrın felaketinde devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç gereç ve imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı. İlk depremden sadece 13 dakika sonra saat 4.30'da AFAD tarafından Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerimize deprem bölgelerine intikal edin talimatı verildi. AFAD depremden sadece 45 dakika sonra saat 5.02'de TAMP'taki en üst seviye olan ve uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan 4. seviye acil durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere kabinemizin hemen hemen tüm bakanları görevlendirildi. Saat 5.45'te valilerimizin deprem bölgelerine gitmeleri talimatı verildi. İllerdeki mevcut yöneticilerimize desteklemek için derhal 59'u il valimiz olmak üzere toplam 708 mülki idare amirimiz deprem bölgelerine hareket etti. Saat 11.25'te deprem bölgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu. İlk bireysel konteynerimizi ise depremin ikinci günü kurmaya başladı. 20 Şubat'ta Kahramanmaraş Karacusu'da ilk konteyner kentte yaşam başladı. Felaketten sonra 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı. Çünkü dile kolay, 9 saat arayla meydana gelen depremlerde, değerli kardeşlerim, 38.901 bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama, içinde yaşam olduğu belirlenen 26.000 binada ise arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüldü. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11.488'i uluslararası, 35.250'si arama kurtarma, 142.000'i güvenlik personeli olmak üzere toplam 650.000 personel görev yaptı. 23 gün süren arama kurtarma çalışmalarında "Sesimi duyan var mı?" haykırışları karanlıkları deldi. Çoğu zaman ışık oldu, umut oldu. Bir bebeğin günler sonra enkazdan çıkarılışına şahitlik ettik. Bir annenin yavrusuna kavuşmasına. Evet, felaket çok büyüktü. Kayıplarımız çoktu. Ama devletimiz de, milletimiz de dimdik ayaktaydı. Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu başlattık. Asrın felaketini asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük.
AFAD koordinasyonunda dönemin akut, depremin akut dönemlerinde çadır kentler kurduk. Konteynerler kentleri kurduk. Milyonlarca vatandaşımızı yurtlarda misafir ettik. Evim yuvam olsun kampanyası ile evimizin kapılarını da gönül kapılarımızı da depremzede kardeşlerimize açtık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan depremin ilk günlerinden itibaren depremde kaybettiğimiz canlarımızı elbette geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki tüm kayıplarımızı telafi etmek boynumuzun borcudur demişti. Ve hamdolsun dünyada eşine rastlanmayacak ölçüde büyük bir konut seferberliği başlattık. 41 bini deprem konutları, 5 bini kalıcı köy evleri olmak üzere 46 bin konutun kuralarını çekip anahtarlarını kıymetli hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Teslim etmeye de devam edeceğiz. Bugün saat 14'ten sonra 9.289 konutun kurallarını Kahramanmaraş'ımızda hak sahiplerine çekmek için bir aradayız. Değerli dostlar, aşkın bir adı yorulmamaktır diyordu şair. Biz yorulmayacağız, durmayacağız. İnşallah büyük bir hızla konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize vermeye, onları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu gece aynı zamanda Miraç gecesi. Bu mübarek gecede dualarımız hep aynı. Allah ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi tüm afetlerden korusun. 6 Şubat'ın birinci yılında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Her birinin mekanları cennet olsun inşallah. Amin. Teşekkür ederim.